Sokamaz'ın yeni bölümündeki konuğumuz Mustafa. Mustafa bir İkinci Dünya Savaşı bağımlısı. Hoş geldin Mustafa. Hoş buldum, merhabalar. Bize kendinden bahseder misin? Tabii. İsmim Mustafa. 25 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. İşsizim. Annemin evinde ikamet ediyorum. Kendini ne olarak tanımlarsın? Kendimi nasıl tanımlarım? Kendimi İkinci Dünya Savaşı hayranı, bağımlısı, saplantılısı diye değil de İkinci Dünya Savaşı otistiği olarak tanımlayabilirim. Kendim gerçekten de bir İkinci Dünya Savaşı otistiğiyim. Tüm hayatım, tüm gençliğim, tüm zamanımı, tüm günümü, tüm saatlerimi, hatta da dakikalarımı bununla geçiriyorum. Böyle bir otistiğim ben efendim. Peki İkinci Dünya Savaşı'na nasıl bir ilgin var? Aslında her şey lise zamanlarına başladı benim. Çevremden dışlandım. İnsanlar beni artık sevmiyordu. Gerçi hiç sevmiyorlardı ama lise son dönemlerinde, ergenliğime yeni girdiğim dönemlerde insanlar tarafından dışlandım, kızlar tarafından dışlandım. İstediğim hiçbir şey yoluna gitmedi, hayatım yoluna gitmedi. İyi bir üniversite kazanamadım, istediğim puanı alamadım. Ben de içimdeki nefreti dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük nefreti olan savaş tarihine yönelttim. 18 yaşından beridir, yaklaşık 7 yıldır tüm zamanımı, tüm hayatımı bununla geçiriyorum diyebilirim. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok ilgini çeken şey neydi? En çok ilgimi çeken şey nefretti. İnsanların birbirine duymuş olduğu nefretti. Nefret öyle bir duygudur ki dostum. Eğer bir insan karşı nefret duyuyorsan onun haricinde hiçbir şey duygu duyamazsın. Bir insana sevgi duyabilirsin. Onun yanında aşk duyabilirsin, üzülebilirsin. Yani bir duyguyu birden farklı duygularıyla pekiştirebilirsin ama bir insana ya da bir şeye karşı nefret duyuyorsan duyduğun tek duygu nefrettir. Tek başına. İkinci Dünya Savaşı'nın bende uyandırdığı en büyük etki bu. İkinci Dünya Savaşı'na olan ilgin sana ne kattı? Katkı olarak ben şundan bahsedebilirim. Katkı değil de biz buna destek diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı bana büyük destek verdi. Hani çok büyük tuvaletiniz gelir, tuvalete gidersiniz. Tam sıçmak üzereyken bir yerlere tutunma ihtiyacı duyarsınız. Destek için. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın bana verdiği destek tam olarak bu. Rahat tuvalete gidebiliyorum. Ki bu durumdan ötürü bir tepki alıyor musun insanlardan? Şöyle, evet. Zaten çok fazla insana ben bu konuyu açmıyorum. Zaten çok fazla konuştuğum insan da yok. Aldım. Şöyle tepkiler aldım. Ama şu belki bilirsiniz. Savaş karşıtı bazı insanlar vardır. Ben de bu arada bir savaş karşıtıyım. Savaş yalnız bir insan değilim. Lütfen beni kimse yanlış anlamasın. Savaş karşıtı insanların bana cani, canavar, insan düşmanı, kadın düşmanı gibi ithamlarda bulunması. Ben öyle biri değilim. Bazı insanlar vardı böyle olmadığı gibi görünürler. Savaş karşıtı değildir ama kendini öyle gösterir. Hümanist değildir ama kendini öyle gösterir. Bu insanlar siz her ne söylerseniz söyleyin yaptığı tek şey lafın arasında size öyle olduğunu belirtmektir. Örnek veriyorum. Dostum bugün Afrika'da insanlar öldü. Ben savaş karşıtıyım. Dostum bugün İstanbul'da otobüs kazası oldu ve 30 kişi öldü. Ben savaş karşıtıyım. Hayır, sen savaş karşıtı falan değilsin. Sen sadece bir moronsun. Ya o yüzden böyle insanların bana tepki vermesi zaten benim nazarımda hiçbir şey etki etmiyor. Yani bana istediği şeyleri söyleyebilirler. İnsan karşıtı diyebilirler. Nefret duyan bir insan, ne bileyim, evde sabah akşam 31 çeken İkinci Dünya Savaşı videoları izleyen insan diyebilirsiniz. Sosyal hayatı olmayan bir hayvana diyebilirsiniz. Bunların bende bir etkisi yok. İkinci Dünya Savaşı'nda tuttuğun taraf neydi? Taraf olduğum bir kesim var, yalan yok. Ben savaşı genelde genel hatlarıyla inceliyorum ama benim taraf olduğum kesim Sırp partizanları. Özellikle Belgrad ve çevresindeki Nazi ve Sovyetlere karşı direnen Sırp partizanlar. Onları çok seviyorum. Şu an üstünüzde bir Almanya takım forması var. Milli takım forması. Evet. Evet öyle. Bu yeni Almanya. Eski Almanya değil. Yani 1949'da kurulan Almanya. Artık savaşla bir bağlantısı yok. Peki İkinci Dünya Savaşı'nı nasıl yorumlarsın? Bir yanda Sovyetler var. Diğer tarafta Almanya var. Nazi Almanyası var. Diğer bir sürü büyük ülkeler var. Mesela Fransa var. Beyaz bayrak. Nasıl yorumlarsın? Bence insanlar İkinci Dünya Savaşı'nı oldukça yanlış biliyorlar. Yani insanlar Almanların Yahudileri sabun yaptığını, gaz odalarında boğduklarını, fırınlarda yaktıklarını falan düşünüyor. Ama bu aslında külliyen bir yalan. Ben bunları çok derin ve gizli araştırmaların sonucunda elde ettiğim bilgilere dayanarak söylüyorum şu an bunu. Almanlar aslında Yahudileri falan öldürmediler. Bu külliyen büyük bir yalandır. Hatta Almanya'da savaşan büyük Yahudi, üstün Yahudi ırkına mensup generaller vardır. Hermann Göring gibi, Heinrich Himmler gibi, Albert Speer gibi, Johannes Friedrich Liebknecht von Anzeck gibi insanlar vardır. Bunlar çok büyük insanlardır. Ya da Hitler. Hitler'in annesi Yahudi'dir. Bu artık bilinen bir gerçek. Bu artık bilimsel de bilinen bir gerçek aslında. Hitler aslında Amerika'da bulunan Yahudi
uluslararası Yahudi ekonomisiyle Yahudi sermayesi için savaşan bir insandı. Büyük Yahudi devleti için savaşmıştır. Ama tabii bu Almanya'yı yok etmek değildir. Müşterek bir Almanya ve İsrail devleti için yapılmış bir savaş. Yahut Ruslar, insanlar Rusların komünist olduğunu falan düşünüyor. Hayır dostum, öyle bir şey yok. Bu külliyen büyük bir yalandır. Eğer komünist arıyorsanız Anıtkabir'e bakın. Ankara'ya bakın. Atatürk büyük bir komünisttir. Ya da Doğu Perinçek. Bunlar çok büyük komünistler dostum. Ya da İtalyanların faşist olması gibi. Külliyen yalan. İtalyanlar aslında Afrikalılarla birlikte dünyanın ilk hümanist ve insanlar üstü, halklar üstü devletini kuran bir devletti. İtalyanlar sandığı gibi faşist bir devlet falan değillerdi. İkinci Dünya Savaşı bize çok yanlış aksettirilen bir savaştır maalesef ne yazık ki. Şöyle ben size bahsedeyim kısaca. İkinci Dünya Savaşı aslında sanıldığı gibi savaşlardan, ekonomiden dolayı ve düşmanlıktan dolayı ortaya çıkan bir şey değildir. Bunu söylemem belki insanlar nazarında beni aptal yapabilir ama benim düşüncem bu. Ki ben bunları çok derin ve gizli araştırmalar sonucunda elde ettim ben bu bilgileri. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nın amacı İslam'ı yaymaktır. Tek amacı budur, emin olun. Neden diye sorabilirsiniz. İnsanlar bana bunu bazen neden diye sorabiliyorlar. O yıllarda Batı'nın ahlaksızlığı var. Avrupa'da. Ve o dönemki Müslüman şeyine bakalım biz coğrafyasına. Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, Kuzey Afrika'ya ya da farklı muhtelif ve münferit yerlere. Hiçbir savaş yok. Batı'da olan savaş sonucunda insanlar gerçek dinin, hakiki dinin, gerçek barış dininin İslam olduğu düşüncesine itmek vardı aslında temelinde. Ve bugün yapılan şey aslında aynen bu. Bugün Orta Doğu'da savaş var. Tüm neredeyse Müslüman coğrafyada bir savaş var. Ama Avrupa'da savaş yok. İşte bugün de yapılan şey insanları Hristiyanlığa itmektir. İnsanların savaşı görüp, zorluğu görüp, ekonominin kötü oluşunu görüp, açlığı görüp insanların din değiştirmesidir. Artık gerçek dinin. Çünkü şu an bakan bir insan bakıyor Orta Doğu'da kalan bir insan. Suriye'de, Irak'ta gibi yerlerde. Bakıyor Almanya'ya. Orada bir şey yok. Orası çok iyi, çok harika bir yer. Ve şu an birçok insan Almanya'ya gitmeye falan çalışıyor. Neden? Çünkü güzel bir yer. Oraya giden bir insan dinini değiştiriyor. Artık Hristiyan oluyor. Benim öyle çok tanıdığım insan var. Adam kalktı buradan gitti Almanya'ya. Dedi ki, burada barış var. Ben Hristiyan olmalıyım. Barış varsa ekonomi iyidir. Refah iyidir. Açlık yoktur. Sıkıntı yoktur. İşte o yıllarda dostum tam yapılması planlanan şey buydu. Peki İnsanları İslam. o yıllarda İslam'a yöneltme söz konusuyken şu dönemde neden Hristiyanlığa yöneltme var? Çünkü o dönemin liderleri, Avrupa'daki liderler, yani bilhassa Hitler, Churchill, Stalin, Mussolini, Tito gibi insanlar Atatürk'ten çok etkilenen insanlardı. Bu insanlar sabah akşam nutuk okuyan insanlardı, emin olun. Ve bunun yanında Kur'an-ı Kerim de okurlardı. Yani bu iki sentezi bir araya getirip muazzam bir düşünüş ortaya atmaya başladılar. Yani bu tam bana şunu sorabilirler. Madem böyle de neden insanlar bilmiyor? Şimdi Stalin kalkıp komünist Rusya'da Lenin'den devraldığı komünist Rusya'da ben Müslümanım diyemezdi. Eğer öyle yaparsa halkı yönetemezdi, ülkeyi yönetemezdi. Koltuğundan olurdu. Hitler keza öyle. Kalkıp bir milliyetçi Almanya'da ben Atatürk hayranıyım, ben nutuk okuyorum, Kur'an okuyorum diyemez zaten. Ama gizli gizli bunların hepsi nutuk ve Kur'an-ı Kerim okuyan insanlardı. Amaçları zaten buydu yani. İnsanların Atatürk'ten aldığı... bak Atatürk 1938'de öldü. Değil mi? İkinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? 1939. Atatürk öldüğü gibi tüm Avrupa yeni bir dünya düzeni için bu yola baş koydu. Yani şimdiki liderler neden Orta Doğu'da bir gerilim oluşturuyor? Aslında şöyle bir durum vardı aslında. Eğer bir millet, bir halk, bir topluluk zorluğu görmese refahın şeyine varamaz. Nasıl derler buna? Faydasını göremez. Kıymetini bilemez daha doğrusu. Şu anki Orta Doğu'da uzun yıllardan beri süren savaş aslında Orta Doğu insanını bir nevi hazırlamaktır. Oraya savaş götürüp, yıkım götürüp, felaket, açlık ve sıkıntılar götürüp oranın insanını olabildiğince güçlendirmektir. Mesela göreceksiniz bundan sadece birkaç on yıl sonra Orta Doğu insanları tıpkı bundan 1000 sene önce olduğu gibi tekrar dünyaya hükmedecekler. Sırf bu zorluklar şeyinde olacak bu. Peki sosyal medyadaki kimliğin ne? İnsanlar senin ismini nasıl aratarak bulabilir? Sana Kars'ı ve Ardahan'ı nah verir Stalin 36. Beni böyle bulabilirler. Peki sosyal yaşamınızdaki konumunuz nasıl? İlişkileriniz, insan ilişkileriniz bunlar nasıl? Eskiden vardı. Uzun yıllar önce vardı sosyal bir çevrem. Ama artık her şeyi 2. Dünya Savaşı ile halledebileceğimi düşündüm. Ve hallettiğimi gördüm. Mesela dışarı artık çıkmıyorum. Çünkü zaten evde oturup belgesel izleyebiliyorum, film izleyebiliyorum. Kitap okumuyorum. Kitap okumaya karşı bir insanım ben. Çünkü kitap okuyacağın şeyi belgesele daha iyi alabilirsin. Filmle daha iyi alabilirsin. Daha kısa sürede, daha kısa bir zamanda. İnsanlarla pek konuşmuyorum. Dediğim gibi artık hallediyorum kendi kendime. Bir sevgilim yok. Bir kız arkadaşım yok. Cinsel ihtiyaçlarımı artık 2. Dünya Savaşı sayesinde gideriyorum. Yani nasıl size söylesem bilmiyorum. Biraz utanıyorum ama. Dünyadaki hangi kadın olursa olsun hiçbir kadının sesi bende bir
Stuka, Sieben und 80 ya da bir Messerschmitt 286 sesi kadar bana haz vermiyor. Bu arada bahsettiğim şeyler uçaktır. Alman uçakları da 2. Dünya Savaşı'nda. Bunların çıkardığı sesler bende gerçekten yüksek derecede haz veriyor ve beni erekte ediyor. O yüzden hiçbir kız arkadaş falan edemiyorum sırf bu yüzden. Öyle bir hayat yani. Ama yetiyor yani bana tüm hayatım kendi kendime yetiyor. Peki izleyenlerimize bir söylemek istediğim bir şey var mı? Alles sagen, Kriegstüngen nicht auf für Deutschland.